Değerli basın mensupları ve 12 Kasım 2013'te de adaylık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tercih ettiler. Bu görevi bize verdiler ve 2014 Mart seçiminde de %57 oyla Çubuk Belediye Başkanı olarak koltuğa oturduk. Bu 4 yıldan beridir de Çubuk'ta belediyecilik hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Hatta ilk geldiğimizde yani maaş ödeme durumumuz yoktu yani. Nisan 2014'te maaş dahi ödeyemedik. Böyle bölüm bölüm maaşlarımızı önce işçilerimize, sonra memurlarımıza, sonra yönetici kademeye öyle ödeyerek başladık bu işe. Ve gelir gelmez arkadaşlarımızla beraber verdiğimiz ilk karar belediyemizin ciddi bir tasarrufa, harcamalarda fren basmaya ihtiyacı var diye düşündük ve bununla başladık işe. Yani bu tasarrufla belli bir birikim sağlamaya başlıyoruz. Bir taraftan da daha önce yapılmamış olan Çubuk'ta emlak vergisinde tespit edilmeyen, o güne kadar bina olduğu halde arsa gözüken vesaire, bütün bu vergi kaçaklarıyla alakalı da bir tespit çalışması başlattık. Yani sonuçta biraz da hani belediye yönetmek aynen bir aileyi, bir şirketi yönetmek gibi. Dolayısıyla lüks harcamalarınızı, gereksiz harcamalarınızı, fantezi harcamalarınızı durdurursanız görüyorsunuz o zaman gelir gider dengesinde, gelir yönünde bir ağırlık başlıyor. Biz de bunu yapmaya başlayınca onu gördük. Gelirlerimizi artırmaya çalıştık, giderlerimizi kıstık. Gördük ki başarılı bir performansa doğru gidiyoruz. Yani önce geldiğimizde mazot bulamazken, maaş ödeyemezken yavaş yavaş artık bu tür özellikle kalemleri daha rahat ödeyebildiğimizi gördük. Üçüncü yıla giderken baktık ki yani kasamızda bayağı bir para birikmeye başladı. 5-6 derken Çubuk ilçesi için gerçekten yüksek boyutta sayılacak bir bütçeye nihayet 20 milyona ulaştık. Bugün hem bizim ev turşusu üreten, ev tipi çubuk turşusu üreten bir tesisimiz var. Ve bunu ilk defa biz cam ambalajda çıkarttık. Böyle bir tesisimiz var. Şu anda aktif olarak çalışıyor. Bu arada da çubuğumuzun tarihi biliyorsunuz 1402 Ankara Savaşı Çubuk Melikşah köyü sınırlar içerisinde cereyan etmiştir. Buradaki tarihi olguyu iki defa yapmış olduğumuz Çubuk Sempozyumu ki şu anda o savaşın geçtiği yerde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi boy verdi. Hamdolsun burada Cumhurbaşkanımıza çubuğa böyle bir jesti yapması dolayısıyla gerçekten şükranlarımızı burada arz ediyoruz. Şimdi bu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin merkez külliyesi Esenboğa ve Melikşah arasındaki alana, havaalanının tam karşısına kuruldu. Çubuk içerisinde de yine yaklaşık 500 öğrencinin bulunduğu bir yerleşke var. Yine bu üniversiteye bağlı. Yine Kredi Yurtlar Kurumu'nun 560 kişilik kız öğrenci yurdu, 250 kişilik erkek öğrenci yurtları var. Ve biz artık bir üniversite şehri olacağız inşallah gelecekte. Gelecekte çünkü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 40 bin öğrencisi olacak. Bu öğrencilerin 2500 akademisyen olacak. Bunları Çubuk bağrına basacak. Çubuk'ta şu anda bir başkanlık binası, eski şehir kulübünü kullanıyoruz. Başkanlık binasını yoktu. 8 ayrı binada Çubuk Belediyesi hizmetleri yürütülüyor idi. İşte temizlik bir ayrı yerdeydi. Park bahçeler bir ayrı yerde. Fen işleri ayrı yerde. Zabıta ayrı yerde. Şimdi biz bu yapacağımız ikili kompleksle bu binayla iki tane bina bu. Bir tanesi öndeki bina şu bina 3 katlı ve başkanlık binası. Arkada görülen de hizmet binası. Toplam 14 bin metrekare. Burası da bu hizmet binası ve başkanlık binasının güneyinde yer alan yine Çubuk Çayı'na paralel olarak uzanan pazar alanımız. Eski pazar alanımız 40 yıl önce yine rahmetli belediye başkanımız Ali Yurt tarafından yaptırılmıştı. Değerli basın mensuplarımız bu da bizim lojistik merkezimiz.
lojistik merkezler biliyorsun belediyeler tarafından kademe, tamirhane, marangozhane, araç parkı ve üretim yapılan yerler olarak değerlendiriliyor. Çubuğumuz şu anda 90 bin nüfusa erişti biliyorsunuz. Ve merkezde de biliyorsunuz artık kentlerde çoğaldığı için 80 bin civarı da çubuğun merkezinde burada yaşıyor. Benle bu 5 yıllık dönemdeki benim üzerime tevdi edilmiş olan Cumhurbaşkanımızın tevdi ettiği, halkımızın seçimle tevdi ettiği bu görevi hakkıyla yerine getirmek düşünüyorum. Son güne kadar da onu yaparım. Ondan sonra hakikaten ben de Gültekin Başkan gibi söyleyeyim. Nasip kader neyse o olur diyorum. Son sorudan başlayayım. Yani fuar alanına yapılması bir defa kuzeydeki 4 ilçeyi de ilgilendiriyor. Kaleci'yi, Akyurt'u, Çubuğu ve Pursakları. Çünkü yani orası havalanı yolunun hemen kenarı biliyorsunuz. Aynı zamanda Çankırı yolundan gelişte de girişi var. Dolayısıyla bizim Ankara yolumuzun üzerinde hemen sıfır noktada Man Fabrikası'nın yanında. Ufuk Bey bunu daha iyi bilir. Burası Pursaklara da, Kaleci'ye de, Akyurt'a da, Çubuğa da ama en çok Akyurt ve Çubuğa yararlı olacak. Burada en az 1500-2000 kişi çalışacak. İşte buradaki fuar sergileri başladığı zaman bir 10 binlerce kişi gelecek gidecek. Dolayısıyla bölgenin canlanmasına ve bu 4 ilçenin kalkınmasına fuar alanı çok büyük hizmet verir. Metro konusuna gelince bir Cumhurbaşkanımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Külliyesi'ni açarken burada gençlerimizle dedi ki metro istiyoruz deyince işte Pursaklara, fuar alanına, havaalanına, ondan sonra yerin altından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne gelecek. Ondan sonra da bilahare Çubuğa'da bunu vereceğiz dedi.